Evet, merhaba. Bugün Mustafa'ylayız. Kartın yapıldığı atölyeye geldik. Oha! Müthişti. Evet, merhaba. Bugün Mustafa'ylayız. Mustafa kameradan kaçtı ama olsun. Gel lan buraya. Merhaba. Mustafa bizim eski stajyerimiz, daimi kardeşimiz, sevdiğimiz bir arkadaşımız. 2002 Dünya Kupası'nı canlı izleyememiş nesilden ama olsun, yine de kendisini çok seviyoruz. Mustafa'cığımın birçok konuya ilgisi var. Kendisi inşaat mühendisliği okurken bize takılmaya başladı. Oradan bir yazılımcılık girişimi oldu. Şimdi de go-kart'a heves etti. Kendine bir kart yaptı. Kartın yapıldığı atölyeye geldik. Kart burada değil galiba. Burada mı? Burada değil. Kartın sadece motoru burada. Motora çünkü egzoz yapılmış. Ona bakacağız. Sonra Mustafa rahatlıkla kart sürebilmek için İTÜ, yani okulu olan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne karting kulübü kurdu arkadaşıyla. Sonra da motoru buradan alıp yeni egzozuyla okula götürüp bağlayacağız. Evet, kilitler neleri saklıyor? Üf, bu kokuya bayılıyorum ya. Atölye kokusuna bayılıyorum gerçekten. Vay. Bu nikel matkabımız. Bu bir rüzgar türbini olacak. Aa, çok iyi. Şuradaki skuter motoru dikey çalışıyor. Bayağı hafif bir arkadaş. Çok iyi. Sarıyer'de bir evin çatısına. Aa, bu şey mi? Avatar'da vardı. Hava ulusunun tapınaklarında yaşayan. Valla yatay bir bisiklet, yani yatılarak sürülen bir bisiklet tamamen bitmedi. Emre abinin kendi imalatı, bu normal bir bisikleti kesip yaptı. Çok iyi. Buradaki deri işçiliğine kadar tamamen kendi imalatı. Go-kartımızın motoru bu. Ve egzozumuz. Go-kartımızın kaporta parçaları. Sadece ilk hafta astar atıp çıkmıştık ve ilk haftaki antrenmanda bir bayağı sürtmelere maruz kalarak içinden geçtik. Simsiyah izlere bakarsak. Çok iyi. Bu işte bu şeyin göstergenin geleceği kısım. Bu zaten macunladı. Macun taş gibi olsun diye beklemiştik. He, 3D printer'dan da basıp macunladın. Evet. Çok iyi. Bunu hatta 3D printer'a bastık. 502, 555 yani su gibi likit formda olan bir tane Japon'la üstünden geçip taş gibi üstüne birkaç kat macun yolladık. Çok iyi. Orada bir CNC var üstü toz içerisinde. Evet. Burada ama müthiş şeyler çıkar bundan ya. Bire kutusu ezme makinemiz var. Çeşitli metal dökümleri için kullanmak üzere güzel bir alaşım olduğu için benim. Aa, çok iyi. Bu arkadaş kullanıyor. Buraya yerleştiriyorsun. Neyle çeviriyorsun? Kendisi motor var şimdi, açıyorsun. Yani şu an pil uzakta ve tıkandı makine. Biraz dağıldı çünkü. Ama gayet güzel ezimler gerçekleştiriyor. Şurada bir çöp torbası dolusu ezilmiş bire kutusu var. Çok iyi. Gerektiğinde zaten alüminyum çok kolay eritilip tekrar kullanılabiliyor. Bu çeşitli tarih filmlerinde kullanılan kalkanlardan birinin kalıbı. Çünkü bu atölyede aynı zamanda çeşitli tarih filmleri için kılıçlar, kalkanlar vesaire üretiliyor. Şu arkadaki odaya bakarsan bir sürü örneğini bulabilirsin. Okay. Bu arkadaşlar. Şu bilmem kaç bin örgülü çelik örmedir. Oha. Oha. Bunu tek tek yapmış mı? Evet. Yani bunlar şu anda vermek istemediğim bir sürü dijital dize kullanıldı. Çok iyi. Böyle bir kılıcım. Gerçekten var. Müthiş. El işlemesi yazılı. Çok iyi gerçekten. Evet. Bunların kalıpları. Bisiklette tarihi dizilerde kullanılmış. Evet. Şunları çok çekme. Okey. Bunlar çünkü yeni sezon. Hayır canım oğlum, gözükse ne olacak? Kestiririz orayı Beyza'ya. Bunlar sikke modeli gibi bir şey mi? Evet, sikkeler de. Emre abi, elinden çıkan bir sürü sikke mevcut. Dokunmayalım da. Bakalım. Sikke. Lütfen ellemeyiniz, müze gibi. 3 boyutlu. Müthiş bir 3D printer. Bayağı modifiye görmüş. İşlemci soğutucu sayesinde daha güzel soğuttuğu için. Çok iyi. Evet, bugünkü görevimiz ne Mustafa? Bugünkü görevimiz... Ya da benim... Şöyle... Podyumumuz vardı, podyumumuzu almıştık.
Bunu yapamadık. Tekrar kırık Porya ile devam edeceğiz bu haftalık. Miller'den biri kırık. Porya nedir? Porya, iki lastiği birbirine bağlayan aks isimli parçamız var. Hı hı. Aksın ucuna istediğimiz jantın takılabilmesi için aparattır. Rulmanlı ve rulmansızlar olur. Biz gücü tek arka aksa verdiğimiz için rulmansız tercih ediyoruz. Ön aksa rulmanlı oluyor. Bu şekilde kullanıyoruz. Rotlara rulman aracılığıyla bağlayarak. Bu şekilde bizim Porya'mız bu. Çok alüminyum, iyi. Güzel bir şey. Çok iyi. Motoru tekrar gösterelim. Motoru çalıştırabilirim istersen. Motoru çalıştıralım. Tamamdır. Egzozu yeni yaptınız değil mi? Egzozu tamamen biz yaptık. Orman lesini şişerek ufak bir arkadaş vardı. Şuraya direkt motor bloğunun üstüne denk geliyordu. Lakin motor bloğunu fazla ısıtıyor. Egzoz şu an dokunabileceğim sıcaklıkta. İzolasyon var üstünde ona rağmen. Ama işte bu şekilde bu arkadaş direkt motora yakın olduğunda motorun fazla ısıması sağlıyor. Ve çok gürültülü bu. Performans bakımından da kötü. Bundan hava akışı daha iyi. Daha sessiz. Bizim tamamen custom olarak kendi ürettiğimiz bir egzoz. Kendi tasarımımız bir egzoz. Çok iyi. Bir şey diyeceğim, gidip bağlayınca go-kart sürülebilir hale gelecek mi? Evet. Ben de sürebilir miyim? İznimiz yerin ama güvenliği kafalarsak sürebiliriz. Haa, okey. Tamam. Ben şanzımanı bağlayacağım. Şanzımanı bağlayacağım. Şanzıman kırıldı mı dedin, ne dedin geçen? Ya evet, ya şöyle. Bizim şanzımanız bu. Merkez kaçta çalışıyor. Motor çıkışı direkt buradan geliyor. Onun üstüne bağlı balatalar var. Yani tutucu parçalar. Kavramalar var. Dışarıda bu davul arkadaş var. O kavramalar yayla gergin içe doğru. Motor belli bir hızdan fazla hızlı döndüğünde kavrama dışa doğru açılıyor. Bu davul tutuyor. Bu davulla beraber bu zincir dönüyor. Go-kartımız yürüyor. Anladım. Yani rölantiden vitese geçişi evet. Motorun dönüş hızı belirliyor. Aynen öyle. Tek vites zaten. Gaza biraz dokunduğunuzda hareket eder. Gaza hiç dokunmazsanız hareket etmez. Çok iyi. Hani 0'dan 72'ye hesaplandı. 11. lastikle beraber 0'dan 72'ye bu şanzıman da gidiyor. Çok iyi. Bir gün sonra motoru elimize alıyormuşuz. Motor zaten her gün elindeki yansıdık. Hani motoru kucağına alırsın. Çalışırken de alıyorum ben motoru kucağına. Çok iyi. Molotov kokteyli hazırlar gibi pezevenge bak. Kompresörle hava tut. İçinde hava varsa tutayım yoksa çok gürültülü olur kompresör. Var mı? Okey. He, sıkıştırması çünkü. Şu tankı şurada kırmızı tank. Arkasında pompası var çalışıyor. Gayet iyi. Normalde bu arkadaş benim saçımı fönlemeye yetiyor bu arada. Dermanı yok ve saçım uzun yağlı halde. Çok iyi. Lan Porya'yı unutuyorduk bir buraya koyup. Porya'yı da sırt çantama alıyorum. Ben her şeyi sırt çantama sokalayabileceğime inandım. Çantamda ne var vlogu? Çantamda ne var? Lokma takımı Çimalı dandik çünkü İzel Taş kırıldı sayın İzel Taş. İzel Taş duy. İki haftada kırıldı. Sözde en kaliteli lokma takımı. Belki benim bahtsızlığım. Porya. Duct tape. Genelde insan kaçakçıları kullanır. Stretch film ve cırt cırt. Black and Decker ayarlı tornavida, cırcırlı. Cırcırlı. İshalli tornavida. Lanet olsun. Tamam. Şuraya Porya'nın kamasını attık. Şimdi ben eldivenlerimi de alıyorum. Çünkü orada zincir takarken elimiz leş gibi oluyor, ileşler gibi. Eldiven. Ben bunları normalde yarışta giyiyordum sadece. Atölyeye girdikten sonra macun falan her işte kullandım. Yarışçı bir tur daha eldiven aldım. Yarış eldiveni değil zaten. Yarış eldivenine para verecek bir insan değilim. Gidip işçi eldiven almıştım. Eldiven kendi yerini buldu. Yüzük sahibine dönmek istiyor. Ben de sanıyorum ki Mustafa her şeyi ayarladı. Müthiş bir planımız var. Gideceğiz tık tık halledeceğiz, döneceğiz. Ben şu anda şöyle bir şeyden korkuyorum işin devamında. Ana şeyi unuttuk lan. Tadında bir şey olmasından korkuyorum açıkçası. Hadi bakalım. Yollanıyoruz. Bagajda bir motor daha var. Hazır giderken yolda bağlasaydık onu da arka tekerlere. Bu çünkü önden çekişli. 95 beygir önde var. O kaç beygir?
9 falan şu an herhalde ya. Ya fabrika çıkışı 6.5 da biz onda bayağı farklı işlemler yaptık. Şu an 9-10 beygir olabilir. Ne güzel işte, 105 beygir olurduk öyle giderdik. Doğru mu? Doğru. Çok doğru. Hem şanzıman da üstünde çift şanzıman. Aynen öyle. Çift kavrama. Çift kavrama. Çift şanzıman. Zaten iki kavrama bunda vardı. Bir benimkinde bir kavrama var. Aynen öyle. Üç kavrama. Çoğu vatandaşımızdan daha iyi kavruyor birçok şeyi. Olacak, olacak, olacak o kadar. Ding 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 ding. Evet arkadaşlar, biz yola çıktık. Kağıthane'nin şekilli yollarından giderek ikinci köprü yoluna bağlanacağız. İkinci çevre yolundan da İstanbul Teknik Üniversitesi Ayaz Ağa kampüsüne bağlanarak harika go-kart şasimize, harika 9 beygire yükseltilmiş, overclocklanmış go-kart motorumuzu bağlayacağız. Oradaki güvenliği kafalayarak, kafalamak sureti ile ne yapacağız? İki tur atacağız. İki tur atacağız. Sağdan değil mi? Kendinize iyi bakacaksınız. Hadi görüşmek üzere. Evet. Kampüse geldik. İTÜ Ayaz Ağa yerleşkesindeyiz. Şuradaki mavi brandanın içinde go-kartımız var. Arabayı gösterelim. Motor buraya oturuyor. Ne? Motor buraya oturuyor. Ha. Burası ne? Burası burnu. Ha, burası tampon falan gözükmediği için. Motor şuraya gidiyor. Üf. Bu zincir koruması. Acıdı mı? Yok yok. Topunu çarptı sadece. Çok iyi. Çok iyi. Ne yapıyoruz şimdi? Motoru oturtacağız. Son lastiği takacağız. Sonra koruya takacağız, lastiği takacağız. Okey. Bugün go-kart montaj günü. Evet Mustafa Bey, ne yapıyorsunuz? Şu an takımlar arasından ihtiyacı olan... Bir lokma takım ayarlıyorum diyorsun. Bir lokma. Evet, lokma döktürüyoruz. Bu arkadaş zincir gergimiz. Çünkü bizim zincirimiz aslında tam uygundu. Bir bakla daha kısamıyoruz ama bolarıyor. O centrifuge efektle. O tork ile. Bir dişli daha takarak gergi sağlıyorsun. Evet. Şu şekilde istediğimiz şekilde gelebiliyorum. Bunu buraya monteleyerek gelebileceğim. He, oynak başlı çünkü. Hani bu buradan ileri geri oynayabilecek. Evet, çok iyi. Sonuna kadar gideceğim, yolun sonuna kadar. Manitalar paparazzi gibi yapılır. Baba yok de familia, sadece aile. Egzozu tamamen kafada prove ettik ve buraya muazzam oturuyor. Çok iyi. Biraz daha sola. Ve motorun kulakları vardı. Kauçuk. Onları koyacağım bir de. Hangisi ne oluyor? Bu buna. Güzel. Hem titreşimi de düşürür biraz. Oturdu abi. Mis gibi mi? Çok da mis gibi değil ama güzel yani şey. İçe dönük tarafa doğru taktım. Daha da fazlası için çok fazla değiştirmemiz lazım. Fazla sürtecek avare dişli ama şu an bir problem oluşturmayacak gibi duruyor. Fazla sürtecek derken? Şey yani. Dişliye biraz lastik, işte aracın dışına doğru almamız lazım avareyi. Tam üst üste gelmiyor. Ama arkadaki dişliği biraz dışı alırsak eksen kayıklı böyle daha az olur. Arkadaki dişliği dışı almayı düşünüyorum ben şu an. Arkadaki dişliği şey yaparsam bu sefer şeyin aksından kaçacak. Şanzıman. Şanzımanın mı? O da doğru. Bakarız ya. Bunu biz deneriz, bir ona göre bakarız. Şey bir problem. Diğer türlü çevirdiği zaman kurtarıyor mu? Neyi? Diğer türlü de fazla, diğer türlü kurtarabilirim ve emin değilim. Bir fotoğrafını çekip atsana şu an. Abi şu an ellerim eldivenle. Ben takayım. Evet. Atayım öyle sana. Tamam okey. Tamamdır, hadi görüşürüz, bay bay. Dur lan, bekle dur, birkaç sorun daha var. He buyur abi. Nasıl gidiyor şu an? Şu an güzel, motoru taktık. Cuk oturdu. Egzoz taktık. Yani sadece motoru taktık şu an. Kim orada? Ercü mü orada? Yok, Ercü yok. Uğur abi burada. He. Uğur abiyle aldık. Hoparlörde abi duyuyor. Selamlar. Elinize sağlık. Müthiş olmuş ya. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Atölyeyi gördü bayağı, atölyede
Hoşuna gitti. Ha, gördün mü? Evet, biraz kusura bakma atölye şu an Çin kerhanesi. Yok yok, çok çok güzeldi ya. Bir gün sizi oradayken de ziyaret etmek istiyorum. Videoda mısın şu an? Hı hı. Tamam. Burada simülatör için dediğim koltuklar şunlar işte. Hı. Ama bunlar öyle 400-500 lira, o yüzden yani bir evin içinden geçecek her şeyi geçtim. Evet. Şu an zaten düz çalışma sandalyesi olmuş 600, 1-0 1200 lira. Hani dandik olanlar vardı ya bir dönem 50 liraya satılan. Evet. Ben geçen sordum spotçuya, spotçu 450 lira zaten ya. İşte yüksek teknoloji. Arabanın beyni. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenciler araba yaptı. Vaa bu ne? Kardeşim köstek olmayın. Köstek olmayın, destek olun. Mattia Binotto ama. Üf, sensörler bağlanılsın. Bu sensör değil ya. Ne bu? Motor çalışmasını şey yap. Kontak anahtarıyla olan bağlantı soketleri. Ha, çok iyi. Kontakla mı çalıştıracaksın artık? Yani şey, marş basmıyor ama kontakla çalışmasını önleyebiliyorum ve kapatabiliyorum. Güvenlik. Safety. Yani öyle safety car. Safety car. Sarı bayraklar. Ve ikinci sektörde sarı bayraklar var. Sebastian Vettel var yerlerde. Gittin mağarından. Erimez karlar yağdı. Mevsimlerin tadı yok. Neyse. Kameramızda çok az şarjımız kaldı. O yüzden ben kaydı durduracağım. Zaten gördüğünüz bu burnu taktıktan sonra çalıştırabilirsek çalıştıracağız. Ve çalıştırabilirsek birazcık daha çekim yapabilelim diye kaydı şimdi durduruyorum. Kontak virüsü çek istersen. Kontak. Evet, bütün kurulum yapıldı. Gaz teli de bağlandı. Ve Mustafa'nın içinde Arduino'lu falan setiyle bağladığı ön burunun içine yerleştirilmiş elektronik aksamdaki kontak bağlandı. Hop. Görüyorum yazıyı. İTÜ. Hop. Race. İTÜ. Race. Hop. Şimdi değil. Bu hız. Tabii şu devir. Bu süslü gözükecek. Devir için şu anda sensör bağlantısı sağlanmadığından şimdilik devirimiz çalışmayacak. Okey. Her rölanti için devrini mi yükselteceksin? Hı hı. Şu devre kadar rölantide git. Yok yani işte... Rölantisi 1200 devir olsun. 1300 devir olsun gibi. Tabii böyle bir veri giremiyoruz. Hava emiş vidasını açıp kısarak ayarlayabiliyorum. Çok iyi. Çekiyorum. Çek. İşte Mustafa'cığım harika bir kart yapmış. Evet, Mustafa'cığımla bugün atölyeye gittik. Parçaları aldık. Geldik okulda. Şasinin başında motoru, zinciri, lastiği, poryayı, her şeyi taktı Mustafa'cığım. Ben de izledim, ucundan tuttum yardım etmece. İsim babası ve lojistik desteğiyle İTÜ Karting takımının müthiş go-kartını toparladı bugün Mustafa'cığım. Teşekkürler abi, sağ olsun. Senin desteklerin olmasa motoru getiremiyorduk. Şimdi yarış arabamız var ama düz arabamız yok. Çok iyi. Onu da biz sağlıyoruz. Harika. Biz buraları toplayalım. Devamı gelir bunun ya. Gelir. Bunların detaylarını size paylaşırız. Kendinize iyi bakın. Şekilli. Hadi bay bay.